Evde tartışma olduğu zaman uzatmayın. Uzatmayın. Olabilir. Yani hanım hata diyor da sen hata diyor. Olabilir. Hani Allah Resulü ne diyor? Kullu ibni Adem hatta ve hayrul hatta'unit tevabun. Her insan Allah hata eder. Değil mi? Ve hatasından dönen en erdemli kimsedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yok, ben hata etsem bile ben erkeğim. Ben kırarım, ederim. Ya ne kırarsın? Ne kırarsın? Soğan erkek misin nesin? Ne kırıyorsun? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye ne diyor? Aç kulağını. Sen onu sevmez misin ya? Cennette onunla birlikte olmak istemez misin? Hocam kim istemez? O zaman dinle. Ne diyor? Güçlü olan kimse şunu bunu kırmak değil. Ya hiddetli anında sinirlerine hakim olandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bir emanettir. Gücü yetmez ki sana. Kırarsın. Evet. Ama stavsu bin nisa Allah razı diyor. Kadınları yani dikkat edin. O bir emanettir. Kırmayın diyor. Hocam çok gırgır yapıyor. Sen zemzem suyla yıkanmışsın öyle mi? Yok. Hatta sende var olduğu gibi onda da var. Ve sabredeceksin ve ecrini Allah'tan bekleyeceksin. 9. Bir madde kaldı. Bundan sonra şakayla olsa nedir? Debbirli aruz deme ha. Yani şakayla bile olsa ya ikincisini alalım mı ne dersin? Bazıları böyle çok kötü bir kelime. Ya zaten Suriyeli çok öyle azarlayarak. Ya ben ikincisini alayım. Suriyeli çok burada, şurada, burada. Ne dersin? Böyle şaka. Debbirli aruz. Ya erkeksen yumruğunu masaya vur. Enkihu mesne ve sülase ve ruba. 2, 3, 4 al. Ama şartları vardır. Ama yok. Sakız gibi aruz aruz ondan sonra hanımın sigortasını patlıyor. Şartel atıyor. Ondan sonra gel tut hanımı. Ondan sonra ayırt bakalım pirincin taşlarını. Ya akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Çok kişi ikinci hanımı aldığı zaman zulmetti ona. Rabbine nasıl hesap verecek? Ben bu evliliklere karşı değilim. Ama evleneceksen şartları olacak, adil olacaksın. Bunları yapıyorsan evlen. Mesela bir kişi beni aradı. Hocam ne? Ya diyor telefonu bir yerden buldum, bir arkadaş verdi. Bir soru soracağım ya. Ben ikinci hanımı yani alacağım. Ne dersin? Hanımıma yani ikinci eşi almak istiyorum. Niye dedim? Yani belki anlatmasın ama bir sordum dedim. Niye? Bir yani hanım kusur mu etti? Niçin? Bakınız. Subhanallah bak. Yahu diyor ki hanım öyle çocuklara terbiye veriyor ki ne güzel. Bir dediğim iki etmez, yemeğim önümde. Yani her şey dört dörtlük. Niye evleneceksin? Ne diyor biliyor musunuz? Hocam diyor hanım güzel değil yalnız. Maşallah. Ney? Hanım güzel değil diyor. Dedim sen gel bakalım. Cüneyt Arkın mısın? Nesin? Bakalım nasıl bir tipe sahip. Geldi benden. Geldi benden daha kısa çıktı. Sübhanallah. Gel dedim. Cüneyt Arkın mısın? Nesin? Gel bakalım. Geldi. Benden daha kısa çıktı. Lan dedim şu haline bak. İyi ki hanım senden razı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hanım dört dörtlük evde çocuklarını terbiye ediyor. Hiçbir kusuru yok. Nedir? Güzel değil. Haline baksana. İyi ki hanım senden razı.